heyecanlıyım. Exathlon Challenge'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Normal yarışma programımızın yanı sıra bu YouTube kanalından da bir sürü video koyacağız. Çok güzel içeriklerimiz olacak. İnanılmaz güzel yarışmacılarımız, inanılmaz güzel de bir ekibimiz var. Tabii ben aylardır bu programa hazırlandığım için diğer herkesten çok daha bilgiliyim. Hem aynı zamanda programın proje kısmında da işte ne yapacağız, ne içerikler yapacağız hepsinde ben de yer aldığım için çok daha fazla heyecanlıyım herkesten. Çok güzel bir proje olacak, her şey çok güzel olacak. Oğuzhan'ın uçak korkusu ayrı bir level zaten. Gel, gel, gel. Merhabalar, uçak korkusu deyince ilk akla gelen isimlerden biriyim Türkiye'de. Uçak korkusu dedin, hemen geldim. Ne oldu, korkuyor muyuz? Beraber mi korkuyoruz? Beraber korkmuyoruz, sen yalnız korkuyorsun. Mesela yükseklik korkum yok, uçaktan korkuyorum. Niye? Bilemiyorum, kontrollü bir adam mıyım acaba? Çünkü Hannover'e gittim daha önce, kokpitte gittim. Çok zevk ama arka tarafta oturunca sıkıntı başlıyor bende. Ama bu fobi yani, yenilebilecek bir şey herhalde ama ben daha yenemedim. Bir de düşünsene hayatımın uzun yılları çok seyrek bindim uçağa. En uzun bindiğin uçak kaç saat sürdü? 2,5 saat. Şimdi bizim uçuşumuz, biz şu an İstanbul'dayız. Saat sabah 6.30 falan oldu. Önce bir 4 saat Madrid'e uçuyoruz. 5 mi? Madrid 5 olamaz. Madrid'de 5 saat sürmez. Yürüsen 5 saat sürmez Madrid'e buradan. Oraya 4 uçuyoruz, 6 saat bekliyoruz. 9 saat sonra Dominik'e uçuyoruz. Harika. Bayağı bir zaman var. Kim öyle kim kala yani aslında. Seni kimin yanına oturttuk? Kimin yanında oturuyorsun sen? Ekiple beraberiz biz. Berk Uçar ve Tuğran Oğuzhan'la. Sana o kadar şu an korku dolu gözlerle bakıyorlar ki. Vuruyorum ben onlara çünkü. Mesela böyle korkudan işte vurmak, cimciklemek efendim, ısırmak suretiyle insanlara zarar verebiliyorum maalesef. Korkutucu. Ya bir de bütün ömrünce az uç abi. Bineceğin bütün süreyi tek bir uçuşa sığdır. Acun abinin akrabaları falan mı var Dominik'te? Niye her şeyi Dominik'te çekiyor? Ben kime Dominik'e gidiyoruz desem aynı soruyu sor. Ben de bilmiyorum bunun cevabı. Ben ne? Biliyorum da burada şey saygılar. Dominik'te geç hayatı çok güzel. Çok güzel. Ya bir de orada kurulan parkurları burada kuramazsın. Yok mümkün değil. Sen evet. Sürekli dünyayı geziyorsun, uçuyorsun falan filan. Bana bari güzel bir şey söyle de en azından izleyenler de şey desin. Ha biz de korkuyorduk. Bak adam ne söyledi? Hiç söyleyeceğim hiçbir şey hiçbir yararı yok sana. Ben abi melatonin diye bir şey var. Bitkisel. Jet lag için kullanılan bir uyku ilacı. Onu içiyorsun. Getirdin mi? Getirdim yanımda. İki tane açacağım ben senin ağzını. Ondan sen hı diye böyle osur osur uyuyacaksın. Peki tehlikeli bir durum var ve ben de mesela acil çıkış kapısının yanındayım. Acil çıkışta mısın sen? Diyelim ki. Acil. Böyleyken sence yani daha kötü değil mi? Hayır. Uyanınca gayet normal uyanıyorsun. Bu sadece uykuya dalmana yardımcı oluyor. O zaman ben su kapıp geliyorum. Sen ilaçlarımı hazırla. Tamam. Sporcularımız uyuyor. Dinleniyoruz abi. Bu ne yapıyor? Uyuyor. Saat kaç? Kaçta geldin? 4'te falan geldin. Evet. Şu an saat 7. 3'te i̇yi, geldik. Iyi. 3 saattir buradayız. Heyecanlı mısın? Evet. Ama güzel. Keyifli bir heyecan. Çok kıydım. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Bakalım. Tabii ki ya ben uyuyamıyorum ya. Bir haftadır falan uyuyamıyorum. Ve sürekli abuk sabuk böyle şey olur ya. Biriyle flörtleşirsin ve dirseğin falan böyle kayar düşer ya. Ve saçma sapan sakarlıklarım oluyor böyle. Ama bir şekilde şu an alıştım ya. Daha böyle işin içine girdim gibi. Merhaba. İlk defa gideceğim bir yer. Sizinle beraber olmak da çok heyecanlı. İyi hissediyorum kendimi, motiveyim. Çok iddialıyım. Korkun benden. Ben 3 gün kala hazırlandım yarışmaya. 3 gündür sadece 4 saat falan uyudum. 3 gündür her şeyi ayarlamaya çalışıyorum. İzmir'e gittim, geldim. Öyle bir adrenalin oldu yani. 3 günlük hazırlıkla geliyorum Dominik'e. Orkun beni aradığında bayağı şaka yapıyor falan zannetmiştim ama değilmiş. Şaka değil, buradayım. İnanamıyorum ben de yani şu an olan biteni. Merhaba. Proje netleştiğinden beri bir aydır aralıksız çalışıyorum. Spor yapıyorum ve şu anda bile kas ağrısı çekiyorum aslında. Hem heyecanlıyım hem iddialıyım. Selam. Evet gerçekten heyecanlıyım. İddialıyım tabii. Ben bir aydır bugün için çalışıyorum. Hayatta her yeni gelen şey biraz korkularıyla, endişeleriyle ve heyecanlarıyla geliyor. O yüzden açık söyleyeyim. Endişeliyim, korkuyorum, heyecanlıyım ama bunların hepsi güzel hisler. Gerçekten sen nasılsın? Proje içinde çok heyecanlıyım. Çünkü hani orada yarışmacı olmak isterdim. Çok eğlenceli etaplar var ama yarışmacıları örselemek daha eğlenceli. Onlar bir yarışsın bakalım. Bir kaybetsinler, bir kazansınlar. Onlar benim masama bir gelsin programın sonunda. O zaman daha çok eğleneceğim ben. Ay çok zor bir soru. Yemekleri çok özleyeceğim. Merhaba. Evcil hayvanlarımı, ailemi, bilgisayarımı, evimi, odamı. Ya konfor alanımdan uzağım tabii ki. Konfor alanım Türkiye'de, İstanbul'da. Ada zaten çok başka bir yer olacak bizim için ve bizi zorluklar bekliyor. Dolayısıyla en çok özleyeceğim şey konfor alanım.
geldi. Hani annem yer yatağında bile yattım ama Dominik'te bir annem olmayacağı için. Değil mi? Aynen öyle. Tabii. Eşim ve çocuklarım ya, ondan başka bir şey gelmiyor aklıma. Yastığımı getirecektim, valize sığmadı. Güzel soru. Herhalde arabamı özlerim. O kadar çok ki. Hangi birini söyleyeyim acaba? Çok şey özleyeceğim gerçekten. Bir de bayağı uzağa gidiyoruz yani. Acun abi artık şu bütün tesisi Malatya'ya bir yere, Eskişehir'e bir şeye kur yani, ne olur. Dominik'ten biz de seviyoruz abi. Evet ama... Yok. Uçuş korkum yok ama düşme korkum var. Hayır, korkmuyorum. Ama daha farklı şeylerden korkuyorum. Tamam. Orada bizi bazı böcekler ve sürüngenler bekliyormuş. Ben kendileriyle çok iyi değil aramız çok. Yok, korkmuyorum. Hatta türbülansa falan girdiği zaman benim hoşuma gidiyor. Böyle Luna Park'taymışım gibi oluyor. Ya benim her akıllı insanın olması gerektiği kadar bir uçuş korkum var. 100 tonluk bir demir yığının içinde 10 bin kilometre yukarıdayız. Ama bunu sorun etmiyorum. Vallahi ben ne türbülanslar gördüm. Ben ne yangınlar gördüm. Harbi mi diyorsun? Tabii abi. Öyle bir korkum yok ya. Evet, çok korkuyorum uçaktan. Aşırı korkuyorum. Bir fobi yani. Yapacak bir şey yok. Ama biniyoruz. Haydi. Haydi gidiyoruz. Kalmasın Dominik yolcusu. Biz yaptık. Biz videosu yaptık. Biz. Oğuzhan, en çok uçak kazası uçağa binişlerde oluyor. Şu şeyden körükten geçip adamlar sıkışıp ölüyor falan çok fazla oluyor, ona dikkat etmekte fayda var. Körüklerden sıkışıp ölüyor mu? Tabii. Böyle pasaportuma baktı, dedi ki ben senin pasaportunu yazmamış mıydım dedi. Muhtemelen seninle karıştırdı. Benziyor muyuz arkadaşlar? Bence... Alınmadık içeri. Hemen açıklama istiyoruz senden. Vallahi açıklama Yaşun Bey yapsın, bilemiyorum. Sana baksana baktım, tuvalete baktım, her yere baktım. Evet, şu an gözde kayıp. Çok iyi bir şey geldi buradan. Evet, yine yolculuk esnasında başımıza gelenler. Gözde kayboldu. Bayağı 36 kişiyiz. Herkes yukarıya çıktı. Ben de gözdeyi alıp geleyim dedim. Ama gözdeyi bulamadık. Telefonla ulaşamıyoruz. Zaten kimsenin telefonu şu anda yurt dışında açık değil. WhatsApp'tan aramayı denedik. Hiçbir şekilde ulaşamadık gözdeyi. Ya hep beraber burada gözde. Gözde, ne yapıyorsun sen? Hemen açıklama bekliyoruz. 35 kişi seni arıyorduk, duty free'ye girip çıkmış. Kimse sana duty free'ye girin değil mi? Sen kimseye söyledin mi duty free'ye giriyorum diye? Bilmiyorum. Ay tamam, bulduk neyse. Yani. Kaybolmuyorum ya, iyiyiz iyiyiz. Sorun yok. Lanca alınmadık. Kalabalığız diye istemediler bizi. Abi okul gezisi gibi ya. Ne oldu? Kavimler göçü halinde, sürü halinde ilerlediğimiz için insanlar bizden korkuyor sanırım. Bir de birbirimizden çok farklılardayız. Bizi lanca almadılar. Kaldık böyle, acıktık da. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Şu an Madrid'deyiz. Böyle oturuyoruz işte. Oturuyorsun. Bayağı oturuyorsun. Teras var mı? Bildiğiniz bir yerde teras. Hava almalıyız yani. Şimdi yola gideceğiz. Uykusuzluktan ölüyorum. İki gündür gerçekten hiç uyumadım. Uçağa binip böyle deliler gibi uyumak istiyorum. Artık şu macera bir başlasın ya. Vallahi çok güzel oldu. Yarışmacılarla da zaten burada tanışıyoruz. Şu anda hepsiyle çok dostuz ama çıkışta bakalım evleri dağılırken nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Ben de. Mesela şu an aramız iyi ama en son ne olur abi bilmiyoruz değil mi? Ben bozacağım aranızı, bende o. Tamam. Evet, onun için gelmiş aralar ya. Aralar karışıyor böyle değil mi? Bak biz Gözde'yle mesela neredeyse beraber hazırlandık yarışmaya. Böyle aynı antrenör falan. Evet. Yarışmadan ayrılırken büyük ihtimal kanlı bıçakla. Yok be. Yok anne be. Tartışmak çok zor. Vallahi çok zor. Ben korkarım, bununla tartışmaya giremem. Vallahi korkarım ya. Bir bakış atıyor, tartışılmaz ki. Böyle peki deyip geçer giderim yani. Yorgun muyuz? Yok ya, değiliz. Ben hiç yorgun değilim. Dün sabah 9'dan beri ayaktayız arkadaşlar. Ben şu an pilot abilere bakıyorum. Pilot abiler var. Onlar yorgun mu? Onlar daha önemli. O zaman ama kanal hastaki çarparak... uçağa binerken pilota bakıyor. Evet. Pilotun tepkilerine falan abi, bakıyor. Az önce oyuncakları çarparak düşürdü pilot abi. İnşallah bizim uçağı kullanmayacaktır. Evet, gidiyoruz. Dalgın zira. Kapı açıldı. Kalkış ve inişlerde. Hadi bay bay. Vallahi gidiyoruz. 9 saat 5 dakikalık uçak yolculuğu, inanılmaz heyecanlıyız. Buradaki herkes hayatında ilk defa Dominik'e gidiyor. Orada Dominik'te onları neler bekliyor var ya yani, neler bekliyor. Daha hiçbir fikirleri yok ya. Biz böyle hani üstü kapalı birazcık bahsettik.
artık uyumak istemiyoruz ama yağmurun üzerime sürekli yatmasam artık. Artık ben de first class hissi hissetmek istiyorum. Artık ben de birinin üzerine yatmak istiyorum. 4 saat kaldı, nasıl geçecek hiç bilmiyorum ama. Biz uçağa ilk bindiğimizde yerimizi biri kapmıştı. Ve sanırım yanımızdaki insanın kocası ya da manitasıydı. Sonra adam arkaya geçip ağlamaya başladı. Şu anda Romanya'ya doğru gidiyoruz. Kafamda yarışmalar var, nasıl olacakmış. Bu kadar Mustafa Topaloğlu gibi konuştu. Heyecanlıyım. Binerken de heyecanlıydım, maddede de heyecanlıydım. En söylenmem gereken anda bile çektiniz. Uçakta hala mutluydum. Sorun var diyorlar bende. Yaklaşık 26 saatlik uçak yolculuğumuzun ardından Domini'ye geldik. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Bütün yarışmacılarımız herkes evlerine yerleşti. Yarından itibaren bütün yarışmalarımız, her şeyimiz başlıyor. Herkes çok heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım. Bakalım Dominik maceramız nasıl geçecek? Mutlaka Exatlon kanalını takipte kalın. Ben kaçtım, yarın görüşürüz. Günaydın. Sesim biraz kötü geliyor. Yeni uyandım. Bugün Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz. Exatlon Challenge için buraya geldik. İnanılmaz güzel bir ekiple, inanılmaz güzel yarışmacılarımızla buradayız ve bir süre daha burada kalacağız. Şimdi bugün bütün ekip, bütün yarışmacılar hep beraber tekne turuna çıkacağız. Okyanusu gezeceğiz. Ben de size Dominik'te bir gün nasıl geçiyor, yarışmamız nasıl bir yarışma, kimler var, neler yapıyoruz onları göstereceğim. Burası bizim ev. Burası bizim evimiz. 8 kişi kalıyoruz burada. Çok tatlı. Burası bizim sokak. Böyle dönelim. Bu bizim Michel'imiz. Buenos dias, mi amor. ¿Cómo estás? Hop, bu bizim artık kankimiz oldu. Her gün bizle birlikte. Biz burada ulaşımı genelde eşya taşımıyorsak motorla sağlıyoruz. Haydi gelin. Hatta gitmemiz lazım, geç kalıyoruz. Teşrif edebildiler sonunda. Bir saattir falan bekliyoruz. Zahmet oldu. Hayır yani bu benim problemim. Hayır. Bana ne? Bir gün tatil olmuş şurada. Orkun ışıtmak bize çok kötü davranıyor. Şöyle durduğum zaman da cringe miyim mesela? Evet, gözlük yetiyor bence. Nefes aldığım zaman da cringe. Bir gün boşumuz var. Bir tatile gideceğiz, ona da gidemeyeceğiz. Karayiplerde adaya gidiyoruz. Olaya bak. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Beni sürekli bağırttırıyorlar her gün. Ondan böyle kaldı sesim artık. Yapacak bir şey yok. Normalde Burak, Doğan ve Furkan da var. Onlar gelmiyorlarmış. Onlar bugün yatacaklarmış. İşleri varmış. Olsun sana sözdür. Herkes tezlikle. Sen geliyor musun, gelmiyor musun ya? Yok kanka. Ha geliyorsun. Gelmiyorum. Sen geliyor musun ya? Seni bırakırım. Sen geliyor musun seni ya? Akşama yine beni motorla gezdireceksin mi? Gezdiririm. Yemine. Gezdiririm ya seni. Komşu çocuğu gibi ya, misafir çocuğu gibi gerçekten. Bir anlat bakayım, nasıl geçiyor, Dominik nasıl geçiyor, yarışma nasıl geçiyor, anlat bakayım bize. Benim için çok stres altında geçiyor ama güzel. Ben çok eğleniyorum, takımımı da seviyorum. Bu kadar, gerçekten bu kadar. Hayata tutunmaya çalışıyorum yarışmadan çok. Dominik'i sevdin mi? Dominik. Abi bir yerdeyiz zaten yani, çok da gezip şey yapamadık ki. Doğayı sevdiğim için bence çok seveceğim. Yani ben Exatlon'da olduğum süre boyunca kendimi Buse'den korumaya odaklıyım. Gerginim bu yüzden ama Exatlon güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Biraz böceklerden, beni yemelerinden pişmanım buraya geldiğim için. Ama sıkıntı yok. Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Yani biraz İstanbul'a gidesim var ama şu an iyi. Hırslıyım, güzel gidiyor. Bugün zaten tatil günü. Eğleneceğim, kopacağım, gezeceğim, tozacağım. Exatlon bizim
için biraz zor bir yarışma ama çok keyifli. Ödüller inanılmaz güzel. Ama kazanamadıysanız bir o kadar da kötü bir gün geçiriyorsunuz. Hayatta yapmayacağım dediğim her şeyi şu anda burada yapıyorum. Kendime şaşırıyorum. Kendimi aşıyorum. Kendi bilmediğim özelliklerimi görüyorum. Ama burada harika insanlarla birlikte harika iki takıma ayrıldık siyah beyaz diye. Değişik sürprizler sizleri bekliyor. Her an her şey değişebiliyor. Dengeler değişiyor. Kurallar değişiyor. Ama değişmeyen tek bir şey var. Heyecan. İnanılmaz keyifli parkurlarda yarışıyoruz. İnanılmaz güzel şeyler oluyor. Beklemede kalın. Yarışma beklediğimden çok daha ekstrem geçiyor. Yani hayatımda hiç tadamayacağım ilginç, güzel tecrübeleri tadıyorum. Cezalar gerçekten çok iyi çünkü hayatımda kendimi hiç zorlayamadığım şeyleri zorluyorum ve başarıyorum. Normalde zaten sıcak iklim seven birisiyim ve burası gerçekten çok iyi. Sürekli hava sıcak, yağmur yağdığında bile soğuk olmuyor. Tam benim ortamım. Takla atıp bol bol video çekmeye çalışıyorum. Geldik! Köpek balıklarını daha iyi görebilmek için bir şey aldım. Bunu takıp yüzeceğim. Aha, turist tuzağı geldi. Düşmeyelim bu tuzağa. How much? Quanto costa? $1. İlk defa lokale indik. Burası halk plajı. Gel bak, gel dönelim, gösterelim. Ne güzel. Burada böyle bir sürü sürat motoru, katamaran turları oluyor. Buradan adalara götürüyorlar. Tam böyle durduğun her an kafanda Despacito çalıyor ya. Burada öyle bir sıkıntı var. Uras parasıyla geliyor, koşuyor. Haydi Uras! Geliyor mu bu? Deniz kokuyor. Ya kabuğun gibi. Kesme ama... şeker gibi oğlum. Bu bir ağaç mı, bitki mi, ne bu ya? Bak şu işte. Bu şeker kamışı abi. 25 dolar verdim. 6 ile çarp. Alayım. Allah al sana, Allah razı olsun için ya. Tamam gel. Yok, durumum yok. Cüzdanım hiç bir şey yok. Bıktım ya, bıktım. Orkun Işıtmak yarışmacılardan para alıyor, paramızı vermiyor. Burada bizi 5 kuruşsuz bırakıyor. 25-30 dolarım gitti. Orkun Işıtmak TV mi artık? Neyse. 7 mi? 5 dolardı. 7. Hayır, bu farklıymış. Zam mı geldi abi? 5 ne? Cinco dolares. Ya İngilizce kelimelerin sonuna O koyunca bir de yuvarlayınca İspanyolca oluyor. Ben öyle anladım. O nereden çıktı? Gel lan. Bu nasıl bir turist tuzağı? Ulan bütün paramızı aldılar ya. Bir iguana bir. Allah'ım ya, selam verdim bu oraya şimdi ya. Ya cüzde. Sakın atma hayvanı. Vay paraki. Niye tutalım? Bu çok büyük. Bak bunlar var ya, turist tuzağı. Ha bu büyüğü bir de galiba. Arkadaş benden sen dolar istiyor, dolarımı verin. Hayır. Ablaya el kol yapma, hop. El kol yapma canım. Herif 10 dolar aldı, para üstü vermedi, bir de üstüne Dilara'dan para istiyor namus. Düşecek hayvan, çocuk adam düşecek. Gracias. Necip dolandırıldık, haberin olsun. 10 dolarımı aldı. Tam turistiz ya. Yani tam dolandırmaya hazırız şu an ya. Evet, ilk iki gün çok zorlandım. Sen, ben nereye geldim? Allah'ım ben neyin içindeyim? Benim burada ne işim var dedim. Yo, onu hala diyoruz. Hala. Biz buraya niye geldik? Ama şu anda artık tadını çıkarmaya başladık bazı evet. Şeylerin ve iyisiyle kötüsüyle zevk almaya başladık. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Dominik gibi bir yerdeyiz. Yarışmalar çok keyifli geçiyor. Gitgide daha da alışmaya başlıyoruz. Her seferinde yeni bir parkurla karşılaşıyoruz. Biraz oyun gibi gelmeye başladı. Beyaz takım evlat takıma. Gördürdük. Evet, şu an teknemize bindik. Buradan katamarana gideceğiz. Büyük bir katamaran. Bütün ekibi bizi bekliyormuş orada. Katamarana geldik. Ne? İnanılmaz ya. İnanılmaz ya.
Geldik. Geldik katamarana. Bütün ekip sülalecek buradayız. Şimdi nereye, buradan gideceğiz? 2 saat sauna adasına. Sauna adası. Turumuzun ilk durağına geldik. Böyle inanılmaz güzel. Muhtemelen benim hayatımda gördüğüm en güzel koy yani, koy. Buradan sonra da adaya gideceğiz. Ben hemen atlıyorum ya. İnanılmaz bir yer ya. Şaka gibi bir yer yapmışlar. Oho, burası tam sohbet mekanı. Hadi atlıyorum. GoPro'ya nasıl atlanır ya? Şöyle. Hadi bakalım. Yaşar. Mükemmel bir atak. Hayatımda gördüm. Veya bir sonraki hayata gelirsem eğer göreceğim. Aslanım. Berbat bir atlayış. Evet, bu da bir yarışma yapıyoruz. Bütün yarışmacılarımız sırayla atlayacak. Biz de çok bilir kişi olduğumuz için atlayış konusunda. Çok çok. Olimpiyatlarda atlayışları sundum. Ben en son 6 yaşında balıklama atladım. Sen Tokyo Olimpiyatlarını sundun galiba. Sundum evet, Tokyo. Tokyo'yu sundum. Ben Japonya'yı sundum. Japonya. Aynı şey oldu. Yarışmacılarımız sırayla atlayacaklar. Sonra biz onlara puan vereceğiz. Kim kazanırsa bizden şatal bıçak takımı kazanacak. Üzerinden 3 veriyorum. 3 veriyorum. Ben 2 verdim. Kosem. Ben de 4. Total puan 2, 4, 3. Kaç yapıyor? 6, 9. 7. 6. 6. 19. 10. Barış geliyor. Geçen olimpiyatları kazanmıştı. Bakalım bu olimpiyatta nasıl bir performans gösterecek. Double back bekliyoruz. Double back flip bekliyoruz. Hadi. Bulursa 10 puan olacak. Hadi. Total. Gel, gel, gel. Heyecanlı bir atlayıştı. Buradan jürilere bana 10 puan, 10 puan verdikleri için çok teşekkürler. Bak. Vay gürüm buraya geliyor. Hareketini yap. 3, 2, 1, atla. Allah. İnanılmaz bir atlayış. İnanılmaz. Lemur geliyor, Hakan geliyor. Buyurun. Nasıl bilmiyorum. Lemurlama atlayış. Lemurlama atlayış. Orada tekrar geliyor. Yani matkap hareketi çok matkap, enteresan. Evet, altı diyelim. Kahretsin, benle Necip'e karşı Furkan Ekim. Haydi. Allah. Arkadaşlar, başın arkasına vurmak yok, hayalara vurmak yok, temiz bir savaş olsun. Tamam, bak, 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 bak. Tamam. Ben burası göbeğini de yarışıyorum. Hayatımda daha kolay mükemmel, mükemmel bir maç oldu. Furkan'la aramız hiç iyi değil ama bu soğuk savaşın karşı tarafı bitireceğine inanıyorum. Güzel be. Orkun! Orkun deviriyor, Orkun deviriyor, Orkun deviriyor! Geçin! Geçin! Hayır! 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 Bana ne? Boğma kızı, boğma! Dur, arkadaşlar, bizi bilen bilir. Arkadaşlar, Orkun Işıtman yaptığı tüm yolsuzluklara rağmen Bursa Plan'a kazanacağını düşünüyorum. 3, 2, 1, başla! Orkun! Orkun! Hacı yatmaz gibi mücadele. Ayağımı kırdım. Oğlum! Ayağımı kırdım. Oğlum!
Ben de yaşadığını hak edin lan. Hexatlon'un en zorlu yarışması. Ayağıma kramp girdi. Dışlarım sakatlandı. Çocuğum olmayacak. Şimdi dörtlü voltran denemesi yapacağız. Dört kişi üst üste. Deve güreşi gibi. Üst üste çıkmayı deneyeceğiz. Necip beni alsın. Sen Necip'le beni al. Murat üstten binsin. Bilader ben alttan almam lan. Ne diyorsun oğlum sen? Alttan alır mıyım lan? Gördüm. Ne alttan alırsın? Alttan... Bir dakika biraz ileri. Barış Barış çok geri gidiyorsun. Barış. Ben gel o zaman. İkinci deneme. Dominik Cumhuriyeti'nde saçma sapan voltran denemeleri. Bir saniye. İleri ileri ileri. Çok geri gitti. Çok geri gitti. Furkan ne yapıyorsun? Daha kötü bir alış görmedim hayatım. Daha kötü bir alış görmedim Furkan. Furkan. Bu koydaki maceram sona ermiş. Şimdi ayrı bir adaya gidiyoruz. Buranın en güzel adasıymış. Burada böyle bir mola yaptık. Şimdi gidiyoruz. Asıl oyunlarımız orada başlayacak. Dominik lokal dansı. Hiçliğin ortasında bir adaya geldik. Bu adada bugün takılacağız. Kim bizi bir tekne alacak? Buradan restorana gideceğiz. Restoranda yemek yiyeceğiz. Sonra isteyen adada istediği gibi takılacak. 2-3 saat takıldıktan sonra da geri döneceğiz. Çok keyifli olacak. Bakalım Dominik adaları nasılmış? Bir yere bağlı olmayan, sadece insanların teknelerle geldiği, içinde bir restoranı olan ve hani insanların gelip eğlendiği, takıldığı, içinde plajı olan bir ada. Herkes tekneyle geliyor buraya. Gerçek mi burası ya? Var mı böyle bir yer? Burası green screen mi? Truman Show'da mıyız? Set mi burası? İnanılmaz ya, şaka gibi bir yer. Yani diyecek bir şey yok buna. Ne denir ki? Benim kelimem yok bunu söyleyecek. Hayatımda gördüğüm en güzel yer normalde Santorini'ydi benim. Ama şu an burası kesinlikle oraya geçti. Gördüğüm en güzel, en ilginç yer. Muazzam bir tecrübe olacak ya. Bilmiyorum, şu an garip geliyor. Mesela şey, geldiğimden beri çam ağacı görmemiş olmam bile garip geliyor bana. Kafayı sıyırdım ben. Ne yapıyorsun? Sıyırdım ben. Simülasyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir yer olduğuna inanmıyorum. Bence bu bir simülasyon ve biz şu an bilmiyorum da. Yani şoktayım. Gerçekten yani. Ne abi? Çok çok şaşkınım. Yani çünkü zaten doğa aşığı bir insanım. Ama bu kadarı, ya o kadar fazla ki hiçbir yere yetişemiyormuşum gibi geliyor yani. Sanki bir yere bakarken öbür tarafı kaçırıyormuşum gibi. Böyle inanılmaz bir yer yani. Harika bir yer burası gerçekten. Dönmek istemiyorum şu anda buradan. Gerçekten bir böyle balayına çıkmış gibi hissediyorum. Sadece tek eksik kocam. Lütfen yalnız bırakır mısınız? Ne? Çok sık geldiğimiz bir yer değil. Bir daha geleceğimiz bir yer bilmiyorum. Ama olağanüstü demek az kalır ya. O yüzden Hexatlon Challenge yani. O bahaneyle buraları görmüş olduk. İyi oldu. Ben
Ben inanamıyorum hala yani. Şeyi falan sorguluyorum. Burada olmayı hak edecek ne yapacağımı falan sorguluyorum şu an. İnanılmaz güzel. Hayatımda böyle bir kuma daha önce bastığımı hatırlamıyorum. Her şey çok güzel. Yani bir, bu kadar ya çok güzel. Hani ağaçlar, börtü böcek, her şey ya mükemmel. O numara. Hayatımda ilk defa bu şekilde tropikal bir iklimdeyim. Güneş çok güzel. Aynı zamanda serin de. Hem serin hem keyifli hem de güneşin tadını çıkarıyoruz. Şimdilik her şey muazzam. Burada pina colada yapıyorlar, ananasın içine koyup miksere koyup buzla karıştırıp ananasın içine geri koyuyorlar, pipetle içiyorsun, inanılmaz güzel böyle bir meyve suyu içecek. Sonra bunun fiyatı 1 lirayken oluyor 100 lira. Ben teftişe geldim, Uğur Dündar gibiyimdir ablacığım bak. Steril şartlarda çalışılmıyor burada. Ellerin içinde kum var. Elini ne zaman yıkadın ablacığım sen, biz nereden bilelim bunu bak. Sen bunu çocuğuna içirir misin? Alkol. Sağ ol canım. Para var mı kimsede? Dolandırıldık ya, vallahi dolandırıldık. Lan pipet bile açılmıyor. Çok güzel ya. Ananas suyu ama böyle güzel yani. Tam lokasyonuna uygun. Hindistan'ca gerçekten Dominik'e geldiğimizden beri ilk defa. Canım, gracias. Tres dolares. Tres dolares ne ya? Acı. Geldik. Okyanus. Buradan vurdurdun mu Tokyo? Buradan koydun mu? 6 ayda Tokyo nasıl? Koş! Hadi! Koşun! Bugün valla hayatımdaki en güzel tatillerden biriydi bence. Yani toplasan 10 saattir geziyoruz, dışarıdayız ama çok keyifliydim be. Mükemmel keyifliydi abi. Çok güzeldi be. Her yer palmiyeler, Hindistan cevizi ağaçları. Adeta cennetten bir köşe. Dominikana Cumhuriyeti'nde hani maymunu falan yok mu bunların? Aa, Domini horozları meşhurmuş. Gidiyor. Görüyorsunuz. Yavaşça yaklaşır. Dominik horozları çok tehlikeli alıyormuş. Ayılarla mücadele ettikleri söyleniyor. Ne yapıyor lan burada horoz? Hiç veda etmek istemiyoruz bu adaya ama yine geliriz be. Ya Allah aşkına şuraya baksana, şuraya hoşça kal demeye üzülür insan. Görüşürüz adacık. Gerek gittiğimiz adada hem çok eğlendik hem psikolojimizi birazcık toparladık. Güzel bir gündü ya. Güzeldi yani, böyle değişik bir deneyimdi. Doğası, insanı, havası da aslında bence mükemmel. Ya yani ben çok sevdim. Vallahi bugün var ya, ilaç gibi geldi, ilaç. Ben sana anlatamam ya. Kafamız boşaldı. Nasıl oldu ya? İnanılmaz güzeldi. Gerçekten evlenmişim ve balayına çıkmış gibiydim. Ya evet. Sanki ben de boşalmışım. Bir daha yani bir şey diyeceğim. Evlenecek olursam bir tık daha üst istiyorum, anladın mı? Artık kesmez yani bu beni. Buradan adaylara duyurulur. Dönüş yolundayız. Herkes uyudu, herkes bayıldı. Bizde enerji bitmez. Ağır sağlam Furkan. Dağ gibi adamın düştüğü hale bak. Dağ gibi adam yıkıldı. Bak başka bir dağ gibi adam. Barış, Buse, Yağmur orada ölü. Burada Aleyna ile biri uyumuş, kim olduğunu anlayamadık. Bakalım. Gözde gibi emin değiliz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz niye uyumadınız? YouTube konuşuyor, iş konuşuyor bunlar. Burada Hayrettin ile Dilara var. Bu anı kaçıramazdım. Burada lokal bir abimiz yatıyor. Biz de manzaranın tadını çıkarıyoruz. Ne yapalım? Canımlar, gracias'lar.
Gel Buğra, videonun kapanışını yapalım, yapalım senle. Bütün yarışmacılar, hepimiz burada normalde inanılmaz bir çekim yoğunluğu oluyor. İşte yarışmaya gidiyoruz. Bir sürü şey oluyor. Çok fazla detay veremiyoruz. Ama bugün ilk boş günümüzdü. Hepimiz tatil yaptık. Bütün ekip için çok keyifli bir gün oldu. Bu Dominik'te bir günümüzdü. Ama Dominik'ten bir sürü video gelmeye devam edecek. Exatlon'u takip etmiyorsanız Exatlon'un Instagram hesabını buraya koyuyorum. Mutlaka takip edin ki olayları kaçırmayın. Bizim de hepimizin Instagram'ında da bütün güncel her şey var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dominik'ten hoşça kalın. Dep dep.